Merhaba, 8 Ağustos 2021 Aslan Burcu'nda bir yeni ay yaşayacak dünya. Aslan Burcu'nda yaşanacak yeni ayın ana konusu aslında insanlığın varoluştan bugüne kadar ulaşacağı en büyük bilgelik aşamasına, en büyük sırra vakıf olmasıyla ilgilidir. Bunu şöyle değerlendireceğiz. İki kova dolunayı arasında bir yeni ay cereyan ediyor. Aslan yeni ayında ana konu sahnedir, çocuklardır, hayattan keyif aldığınız konulardır. Ama içinde bulunduğumuz durumu göz önüne aldığımızda yeni ay ile ilgili birkaç cümle daha sarf etmek gerekecektir. Aslan yeni ayında bireyin egodan, fanatizmden, onaylanmak, alkışlanmak, başkaları tarafından takdir görmek aczinden kurtulması gerekiyor. Artık bir kurtarıcıya, sizi onur edecek birine ihtiyacınız yok. Büyüdünüz ve kendi hayatınızın sorumluluklarını alabilmeli. Kendi hayatınızın kahramanı, kendi hayatınızın sahnesindeki başrol olmayı başarabilmelisiniz. Aslan Burcu'ndaki yeni ay, yeniye doğacak, yeniden doğacak pek çok duygu, kavram ve bilgiyi öne çıkaracak. Bu yeni ayda birey olmak, kendi olarak yaşamak, kendi olarak yaşamaktan keyif almak, kendiyle gurur duymayı öğrenecek insanlar. Gelişmek, ilerlemek istediğiniz herhangi bir alanda, geçmişte atlanmış, ertelenmiş, ihmal edilmiş her ne varsa bu yeni ayda bu konuların keşfedilmesi, bu konularda bir iyileştirmeye gidilmesi mümkün olacaktır. Beklemediğiniz gelişmeler yaşadığınızda kabullenmeli, huzur ve uyumu korumayı seçmelisiniz. Bunu başarabildiğinizde gerçekten kendinize has, kendiniz gibi olduğunuz bir hayatı inşa edecek ve istediğiniz hayatı yaşıyor olmaktan dolayı, özünüze ulaşmış olmaktan dolayı da kendinizle gurur duyacaksınız. Artık dışarıdan bir onay, alkış ya da birinin takviyesine ihtiyacınız olmadığını öğrenme vakti geldi. Yoksunluk yaşamak, bir şeylerden mahrum olmak çok farklı. Bir konuda hayattan elini eteğini çekmek, inzivaya çekilmek, bunu inançlarınızla ilgili, hayatın içindeki herhangi bir alanla ilgili de yapabiliriz. Bunların ikisi çok farklı konular. Bir şeye tatmin olmadıysanız, doyum sağlamadıysanız, bununla ilgili mış gibi yapmanın insana hiçbir faydası yok. Bu yeni ayda sahneyle, kendimizle, özümüzle, hayattaki değerlerimizle kurduğumuz bağlantıları bunun üzerinden değerlendirelim. Ben kimim, ne istiyorum? Hayatta en çok neden keyif alıyorum? Hayatı daha keyifli, keyifli derken de tabii özünüzle uyumlu, sizi yansıtan, sizin kendiniz gibi olduğunuz, kendinizle gurur duyduğunuz, bu şekilde yaşıyor olmaktan mutlu hissettiğiniz bir alandan bahsediyorum. Yönelmeniz gereken konu ben olacağım, istediğimi yapacağım ama tabii ki bütün insani hasletlere yakışır ölçüde. Tamamlanmış insanlar bir araya geldiğinde gerçek bir birlik oluşuyor. İnsan varoluştan bugüne kadar hayatın her devresinde tamamlanmak, ilerlemek, bir sonraki level'a geçmek, daha çok şey öğrenmek, eksiklerini kapatmak ya da yepyeni bir alanda yeniden var olmak istedi. Bununla ilgili geçen bütün döngülerde iyi ya da kötü yol kat etti. Ama içinde bulunduğumuz dönem artık bazı konuları es geçmemize ya da başkalarının bizim için tolere etmesine izin vermiyor. Ciddi bir farkındalıkla ayaklarımız yere basarak kendi hayatımızın sorumluluğunu almak zorundayız. Aslan yeni ayında kişi sahneyi paylaşmaktan hoşlanmaz. En çok haklı olduğunu duymaya ihtiyaç duyduğu dönemlerden biridir. En çok ben bilirim, en çok ben konuşayım, benim söylediklerim kabul görsün. Hayatın içinde istediğim, elde etmek için uğraştığım her ne varsa bunu başarabileyim. Aslanın size vereceği yaşam enerjisini, kendinizi ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilmek, kendinizle uyumlu yaşayabileceğiniz yarınlar inşa etmek için kullanabilmelisiniz. İletişimde ön plana çıkmak gibi bir arzunuz olacak. Sahneyi çok kolay kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Ama içinde bulunduğumuz durum, bu yeni ayda dürüstlüğü, samimiyeti, gerçekçiliği ve etrafındaki herkese koruyuculukla yaklaşılması gerektiğinin de altını çiziyor. Almadan verme bilincine ulaşmış grupların ve bireylerin tutumu bu yeni ayda ön plana çıkacaktır. Birliktelik duygusuna geliştirmenin önemi tekrar tekrar konuşulacaktır. Eril dişil enerji dengesini korumak için bu konuyla ilgili yaşanacak hayatın olumlu olumsuz iyi kötü dualite ile ilişkili bütün alanlarında bir resleşme, bir yüzleşme, kendimizle yolları ayırma eşiğine geleceğiz. Güzellik, yaratıcılık, yöneticilik, liderlik, hangi alanda olursa olsun yeteneklerinizi sergilemek konusunda bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız. Çünkü artık yeni düzen, yeni dönem ve bu Aslan yeni ayı sizin gerçekten
insanlıkla ilgili bir rolü üstlenmek üzere sahneye çıkmanızı istiyor. Artık sahnede herkesin rolü daha iyi bir insan olmak, daha doğru işler yapmak, daha başarılı olmanın koşulu da bütüne ne kadar hizmet ettiğiniz terazisi üstünden ölçülecek. Ambalajların bir önemi kalmadı. Sizin ne kadar iyi, başarılı, yetenekli, güzel ya da hayata coşkuyla katılmak istediğiniz önemli değil. Bunları nasıl ifade ettiğiniz de önemli değil. Hayat ve evren bundan sonra size şöyle yaklaşacak. Söyledikleriniz bunlar, yaptıklarınız neler? Artık perdelerin kalktığını şöyle anlayacağız. Kendimizden bile hiçbir şeyi saklayamadığımızı göreceğiz. Pek çoğumuz bilinçaltı korkularıyla, kaygılarıyla yüzleşecek. Bugüne kadar kendimizi yetersiz ve eksik gördüğümüz için hangi ilişkilerden kaçındık, hangi eğitimlerden kaçtık, hangi işi seçmedik, hangi insanla tanışmayı reddettik ya da pek çok alanda bunu ben yapamam deyip hayatı erteledik. Bütün bunlarla ilgili de bir yüzleşme bekleniyor. Birlik duygusuyla ilgili yapılacak her iş, bu bir reklam çalışması olabilir, bir sosyal sorumluluk projesi olabilir, bir kitap yazabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu konuyla ilgili yapılan her iş bu yeni ayda olağanüstü ses getirecek. Çünkü doğanın, evrenin, dünyanın ve ülkemizin duygu durumu bu. Herkes birleşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar maalesef tatsız bir olayla yaşadı. Çok güzel bir yeni ay olsun.